çık. Vurma göbeğini abi. Biz söylüyoruz, Türk güreşi Türk sporunun lokomotifidir. Lokomotif gemisidir. Şimdi önce herkes açıklasın. Bir duyalım. Kimler iddialı? Hangi federasyonlar olimpiyat şampiyonu çıkartacak? Madalya alacaklar. En son Türk güreşi konuşur ve gerekeni söyler. Biz bekliyoruz ama biz bundan önce olduğu gibi 2024 Paris olimpiyatlarında da yine iddialıyız. Gücümüzü görecekler, mücadelemizi görecekler. İnşallah Taha, Rıza, Yasemin, Burhan, Feyzullah adını sayamadığım bütün şampiyonlarımız burada olimpiyat şampiyonu olmak için ter dökecekler ve son derece iddialılar. Ben de Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak iddialı bir adamım. Hep hayatımda kriterlerim oldu ve tap noktada oldu. Biz Türk Güreşi olarak önce bir yılımızı çok iyi değerlendireceğiz. Önce Sırbistan'daki dünya şampiyonasında mümkün olduğu kadar sporcumuz kota alacak, madalya alacak, ilk 5'e girecek. Ondan sonra da 24 Eylül'den sonra tekrar Türk güreşinde seferberlik ilan edeceğiz. Amaç Paris Olimpiyat Oyunları diyeceğiz ve bismillah diyeceğiz. Bizi izlemeye devam etsinler. İnşallah önce 16-24 Eylül'de Paris, Sırbistan, Belgrad'da yapılacak dünya şampiyonası. İnşallah burada iyi geçerse, moral motivasyonumuz yukarıda olursa önümüzde hiçbir şey duramayacak. Türk güreşi olarak tarih yazmaya devam edeceğiz. Ben bütün başarıları kazanmış bir şampiyon, başkan olarak bütün sikletlerde altın madalyayı alsak bana göre yine az. Bu kadar hedefim yüksek ama biliyorsunuz sporda sonlar değil sonuçlar var. Her şey olabilir ama kaza bela olmadan biz şampiyonlarımızı o gün minderde hazır halde görmek istiyoruz. Minderde hazır olan bir Rıza, Taha, Yasemin zaten madalyayı alır, boynuna takar. İnşallah o günü bekliyoruz. Biraz daha zaman var, biraz daha zaman var. Bugün itibariyle Nide Demirkazık'ta Kaptan Rıza'nın olduğu Grekoroman Güreş Milli Takımımız kampına devam ediyor. Taha, Kaptan'ın olduğu Serbest Güreş Milli Takımımız Bol Aladağ'da kampına devam ediyor. Dün sabah Macaristan'da başlayan rakip turnuvası için Kadın Milli Takımımız da yola çıktı. Şu anda Yasemin Kaptan, onlar güreşiyorlar. Serbest Grekoroman ve kadınlarımız oradalar, 20'ye yakın sporcumuz bu turnuvaya katıldılar. Ondan sonra da kamp, bu turnuvadan sonra kadın milli takımımız 10-12 günlük bir Macaristan'da turnuvası var. Ayın 23'ünden itibaren tekrar Grekoroman ve serbest milli takımlarımız geri kampa başlıyor. Bundan sonra 3 kampımız var. Dünya şampiyonasına kadar her şey programlı, planlı. Eylül'ün 15'ine kadar milli takımlarımız kamplarda olacak. Birkaç gün arayla kamplarımıza ara vereceğiz ve devam edeceğiz.